Değerli izleyiciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Kanal 23 televizyonunda gece görüşü başlıyor. Önemli haberlerimiz var. Bu önemli haberlerimizi her gece yaptığımız gibi yorumlayacağız. Kendi yorumlarımızla haberleri sizlere aktaracağız. Geç girdik programa. Sadece 45 dakika süremiz var. Ama buna değer. Çok önemli bir konuk ağırladı bu gece. Ajanda programı. Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları. Çok önemli, çok çok önemli şehrimizi ilgilendiren konular vardı, sorular vardı, cevaplar vardı ve tabii ki izah, açıklamalar vardı. Soluksuz izledik. Çok faydalı, çok verimli bir ajanda programı yine izledik. Bu noktada Sayın Şahin Şerifoğulları'na Kanal 23 adına Elazığ ve Elazığlılar adına teşekkür ediyorum. Açık yüreklilikle vermiş olduğu doyurucu cevaplarından dolayı. Şimdi biz hangi haberleri yorumlayacağız? İsterseniz kısaca başlıklarına bir göz atalım. Gelsin arkadaşlar. Neler var bu gece? Elazığ Sivil Toplum Kuruluşu, STK platformu dönem sözcüsü belli oldu. Devam. Evet, HAR gruba Elikat Başkanı Profesör Doktor Sayın Yasemin Açık'tan kıymetli, önemli bir ziyaret var. Bu ziyaretin detaylarını aktaracağım. 41 bin personel aranıyor İşkur tarafından. Arıcak Devlet Hastanesi hizmeti açıldı. Önemli bir haber bu. Arıcak'taki hemşehrilerimize hayırlı olsun. İnternet çöktü değerli izleyiciler. Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor. Siber saldırılardan bahsediliyor. Elimizde nasıl bilgiler var? Bunları birazdan aktaracağım sizlere. Artık su kesintilerinden, elektrik kesintilerinden daha fazla bizi yıpratıyor internet kesintileri. Keşke bu hale gelmeseydik. Ticari manada iş hayatı için yaşanan aksaklıklar, biliyorsunuz artık ticaret internet üzerinden dönüyor. Haberleşmeler, mailleşmeler gibi gibi arttırılabilir. Bu kabul ama telefonumuz burada. Elimizde telefonla 24 saat sosyal medyayı gezen biz vatandaşlar için elektrik ve su kesintisinden daha acı verici olmaya başladı. Bu da işin üzücü tarafı. Devam. Milletvekili Erol Fırat gazetesini ziyaret etti. Haberimiz var. Evet. Acı bir gün. Acı bir haber. Sayın Ejder Açıkkapı. Hepimizin çok sevdiği duruşuyla, beyefendiliğiyle, çalışmalarıyla, hizmetleriyle. Çok sevdiğimiz, şahsen benim de çok sevdiğim. Elazığ milletvekilliği de yaptı AK Parti'den ve Bedri amcamız Sayın Bedri Açıkkapı ailesinin acısını, üzüntüsünü yürekten paylaşıyoruz. Başınız sağ olsun diyoruz. Bu acı haberi de paylaşacağım. Nur içinde uyusun, mekanı cennet olsun inşallah. Devam. Detaylar birazdan. Başvuru için geç kalmayın diyor haberimizin başlığı. Değerli izleyiciler, Elazığ Belediyesi Yazarlık Atölyesi, çok kıymetli bir çalışma olacak bu da, oluyor daha doğrusu. Elazığ Belediyesi Yazarlık Atölyesi başvuru süresi doluyor, dolmadan ben de başvurmayı düşünüyorum açıkçası. Bakalım, devam. Vakit bulabilirsek. Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Yaban hayatını yaklaşık 20 yıldır yakından bilen, yaban hayatının içerisinde olmaya çalışan düzenli olarak biriyim. Evet, kış aylarında özellikle yoğun kardan sonra açlıktan ölen on binlerce hayvan var yaban hayatında. Güzel bir proje. Arttırılarak devam etsin inşallah. Tebrik ediyorum. Teknoloji sevdasını gençlerimizin gönlüne düşürmek istiyoruz. Selçuk Bayraktar'dan Teknofest açıklaması var. Devam. Elazığ Belediyesi 5 adet büfe ve 1 adet iş yerini ihaleye çıkarıyor. O ihalenin detaylarını ve tarihini birazdan sizlere aktaracağım.
Türkiye birincisi olan kadın masa tenisi ekibinden Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'e ziyaret. Tebrik ediyoruz. Elazığ Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu 25 Ocak'ta ilk konserini verecek değerli izleyiciler. Elazığ'lı o futbolcuya da hapis cezası verildi. Ağır konuşacağım. FETÖ'den, terör örgütü hain FETÖ'den ceza alan futbolcular var. Bu haberi PKK terör örgütü, FETÖ, hain FETÖ terör örgütü ile ilgili haberleri yorumlarken kendimi kaybedebiliyorum bazen. Konuşacağız bunda. Yeni bir virüs bulundu değerli izleyiciler. Milyonlarca insanı tehdit ediyor. TÜFAT Elazığ Şubesi'nden Ahde Vefa örneği. Başlık bu. Konuşacağız. Tarihte bugün 20 Ocak'ta neler yaşandı? Evet, Burak da, Cezene Burak da Gakko oldu. Haberimiz var. 8 köşe şapka Sayın Valimizle beraber güzel bir fotoğraf, güzel bir hafızalara, anılarımıza kaydedilmiş güzel bir olay anlatacağım sizlere. Mahkemede çıldırtan sözler. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde birinci haber olarak da bunu gireceğim biraz sonra. O zaman şöyle diyelim. Geç de olsa gece görüşü başlıyor. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha tekrar edeyim. Muhteşem soluk soluğa izlediğimiz bir ajanda programının ardından gece görüşü başlıyor. Elazığ Belediyesi, Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şahin Şerifoğulları konuktu. 3 saat boyunca çok çok önemli konulara değinildi ve açık yüreklilikle cevaplar, açıklamalar aktardı Sayın Şahin Şerifoğulları bir kez daha. Tebrik ve teşekkür ediyorum. Ceren Özdemir. Ceren Özdemir davasında karar çıktı sevgili izleyiciler. Çıldırtan sözler de var mahkemede. Ordu'da üniversite öğrencisiydi Ceren Özdemir ve Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin, ki bunun tam tersini umut ediyordu o sapık cani, cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporu ve bu rapora itiraz etti. Katil zanlısı, sapık, cani. Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz. Akıl sağlığımın olup olmadığını. Şimdi biz neden idam diyoruz? Gencecik bir insanı canice öldürüyorsun. Akıl sağlığım yerinde değil, bana ceza vermeyin diyorsun. Akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilince de mahkemede bu salakça ifadeleri kullanıyorsun. Burada soyunurum, gözünüzün önünde görürsünüz, akli dengem yerinde değil, ruh sağlığım. Terör suçluları, vatan hainleri ve böyle sapıklar için, böyle canlılar için idam mutlaka olmalı. Ben her zaman bu kırmızı suçlar için idam taraftarı oldum. Her zaman savundum ve bundan sonra da savunmaya devam edeceğim. Deli olmam için ne yapmam gerek? Yani diyor ki şu an mahkemede karşınızda soyunurum. Gencecik birini de öldürdüm. Ben deliyim, daha ne yapmam lazım deli olduğumu size ispat etmek için? İşte mahkeme salonundan çıkaracaksın. Hiç ara vermeden 2 dakika sonra asacaksın bu adamı. Ama yok. Hangi doktor raporu vermiş? Bakın bir de hesap soruyor. Ruh ve sinir hastanesine gittim. Doktor beni anlamadı. Ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil. Yahu akıl sağlığım yerinde değil,
çevremizdeki örneklerden yola çıkalım ve mantığımızı da bu çevremizdeki örneklere dahil edelim. Akıl sağlığı yerinde olmayan biri akıl sağlığının yerinde olmadığını söylemez. Bu adam o kadar akıl sağlığı yerinde ki akıl sağlığım yerinde değil cümlesini kurabiliyor cezadan yırtabilmek için. Yeniden rapor aldırmak istiyorum. Emredersin. Emredersin. Derhal yeni bir rapor aldırtalım biz bu sapa, bu caniye. Madem rapor vermiyorsunuz, şimdi pazarlığa başladı. Tehdit, şantaj, öneri, talimat var. Şimdi de ne yapıyor bu sapık? Tehdit. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın. Evet. Tabii 5 yıldızlı otelde yatıralım. Hakime söylüyor bunu. Adalete söylüyor. Gencecik bir insanı canice öldüren bir cani, sapık. Şu cümlelere bakın. Madem rapor vermiyorsunuz, beni hastanede yatırın. Yani ne? İdam, idam. Net. Şu an bana katılmayanlar da var. Sen kimsin? Haddin mi senin idam istiyorsun? Ben, evet, ben hadsiz bir adamım. Ben hadsiz bir adamım. Bu idam. Terör suçlusu. İdam. Vatan haini. İdam. Çocuk istismarı. İdam. Detaylara bakın. Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç için mahkemeden karar çıktı. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da iki polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Duruşmada Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin hazırlanan heyet raporuna itiraz eden Arduç'un "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum. Görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda aklım yerinde deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek? Hangi doktor rapor vermiş? Ruh ve Sinir Hastanesi'ne gittim. Doktor beni anlamadı. Ben de onu anlamadım. Akıl sağlığım yerinde değil. Yeniden rapor aldırmak istiyorum. Madem rapor vermiyorsunuz beni hastanede yatırın" sözleriyle isyan ettirdi. Önde kanka lütfen. Sanık Özgür Arduç, canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin cezada indirme gitmediği karar duruşma salonunda alkışlandı. Evet, yine çok üzücü, unutmayacağımız ve her zaman lanetleyeceğimiz çok acı bir olay. Tarihe kanlı ocak olarak geçti. Şu anda görüntüleri verelim arkadaşlar ekrana. Ben üzerine konuşayım. Evet, tarihe bu isimle geçti değerli izleyiciler. Kanlı ocak. 20 Ocak katliamının kurbanları anılıyor. 30 yıla rağmen unutulmayan acı Kanlı Ocak 1989'da Ermenistan Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Konseyi Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi yönünde karar aldı. Bu karar Azerbaycan'da tepkiyle karşılandı ve Bakü'de yüz binlerce insanın katıldığı mitingler düzenlendi. Aralıksız devam eden mitingler Sovyet yönetimini tedirgin etti ve Bakü'ye ordu yürütülmesi yönünde o tarihi karar alındı. İlk önce 19 Ocak 1990'da Sovyet istihbaratı tarafından Azerbaycan televizyonunun enerji sağlayıcısı patlatıldı. Akşam saatlerinde ise 26 bin kişilik Sovyet ordusu zırhlı araçlarla 5 yönden Bakü'ye girdi. Sovyet ordusu onları engellemeye çalışan silahsız sivil insanlara mermi yağdırdı değerli izleyiciler. Kente giriş yapması mermilerle, cinayetlerle, ölümlerle eş zamanlı oldu. Kanlı Ocağın şehitleri Azatlık Meydanı'nda toplandı ve buradan insanların omzunda şehitliğe götürüldü. Cenaze törenlerine yaklaşık 1 milyon kişi eşlik etti sevgili izleyiciler. Azerbaycanlılar tam 30 yıldır
her 20 Ocak'ta şehitliğe akın ediyor ve bağımsızlık ateşini yakanlara minnettarlığını gösteriyor. 30 yıla rağmen unutulmayan acı kanlı Ocak. 1989'da Ermenistan-Sovyet Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'la birleştirilmesi yönünde karar aldı. Bu karar Azerbaycan'da tepkiyle karşılandı ve Bakü'de yüz binlerce insanın katıldığı mitingler düzenlendi. Aralıksız devam eden mitingler Sovyet yönetimini tedirgin etti ve Bakü'ye ordu yürütülmesi yönünde karar alındı. İlk önce 19 Ocak 1990'da Sovyet istihbaratı tarafından Azerbaycan televizyonunun enerji sağlayıcısı patlatıldı. Akşam saatlerinde ise 26 bin kişilik Sovyet ordusu zırhlı araçlarla 5 yönden Bakü'ye girdi. Sovyet ordusu onları engellemeye çalışan silahsız sivil insanlara mermi atarak kente giriş yaptı. Tanklar ve ağır zırhlı araçlar insanların üzerlerine sürüldü. Sovyet ordusu katliamını diğer illerde de sürdürdü ve toplam 147 Azerbaycanlı sivil 20 Ocak katliamının kurbanı oldu. Ocağın şehitleri Azatlık Meydanı'nda toplandı ve buradan insanların omuzunda şehitliğe götürüldü. Cenaze törenlerine yaklaşık 1 milyon kişi eşlik etti. Azerbaycanlılar tam 30 yıldır her 20 Ocak'ta şehitliğe hakkın ediyor ve bağımsızlık ateşini yakanlara minnettarlığını gösteriyor. Aslında sadece haber değil. Kana ve ateşe bulayan teröristlere ne yaptıysak... Haberin ruhu var. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Haberin kalbi vardır ve nefes alır. Hiçbir şekilde sizin gücünüz bizi etkilemez. Çarpıcı yorum, cesur yaklaşımlara, gerçekçi dokunuşlara ihtiyacı var. Öfke, mutluluk, üzüntü, gurur... Şiddet, pişmanlık, ihanet, dik duruş, karanlık ve aydın. Hayata dair her şey haberin içindedir. Her şeyi daha net görebilmek için Zülfü Bal'la Gece Görüşü hafta içi her gece saat 23'te Kanal 23'te. Evet. Sayın Vedat Demirbağ. Değerli başkanım, kanlı 20 Ocak gününü, olayını gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim diyor. Biz teşekkür ederiz. Biz bunları hep hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. Uygun cümlelerle anlatmaya, yaşamaya gayret ediyoruz. Yaşayabildiğimiz oranda aslında canlı tutabiliyoruz böylesine acı katliamları, olayları. Benzer cümleleri Suriye, İdlib, efendime söyleyeyim bu coğrafyada ki mağdur olan, savaş mağduru olan insanlara gönderdiğimiz ihtiyaçlar, evet gönderilmeli mi? Kesinlikle gönderilmeli. Ama Türkiye Cumhuriyetlere, Doğu Türkistan'a bir nebze bile, bir damla bile daha az olanı yapılmamalı. Dua olarak da daha azı yapılmamalı. Bu vebaldir, bu haksızlıktır. Bunu hep söylüyoruz. Yardım olarak da gıda yardımı, ilaç yardımı, her ne yardım yapılıyorsa evet Suriye'de yapalım, İdlib'e de yapalım, Türkiye Cumhuriyetlere de yapalım. Türkiye Cumhuriyetlere daha az dua haksızlıktır. Türkiye Cumhuriyetlere daha az yardım haksızlıktır, vebaldir. Bu noktadaki görüşlerim bu. Her zaman da yeri geldiği
haberlerde şey yapıyoruz, bunları dillendiriyoruz. Dillendirmek de zorundayız. Sayın Başkanımıza, Sayın Vedat Demirbağ, teşekkür ediyoruz. Elazığ'da 4 yılda annelere 15 milyon lira doğum yardımı yapıldı diyor Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Suat Kenç. Elazığ'da annelere yapılan doğum yardımı ile ilgili önemli bilgiler var şimdi izleyeceğimiz haberde. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, Elazığ'da annelere yapılan doğum yardımı ile ilgili bilgi verdi. 2015 yılında yürürlüğe giren doğum yardımlarının ilgili yönetmenlik kapsamında yapıldığını anımsatan İl Müdürü Kenç, Elazığ'da Haziran 2015 ile Aralık 2019 tarihleri arasında 37.279 anneye 15.713.842 TL doğum yardımı yapıldı. Türk vatandaşlarına canlı doğan ilk çocuğu için 300, ikinci çocuğu için 400, üçüncü çocukları için 600 TL tutarında doğum yardımı yapılıyor. Doğum yardımı 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren gerçekleşen her canlı doğum için verilebilmektedir. Bu tarihten önce doğan çocuklar bu yardımdan yararlanamıyorlar. Ancak yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesi 15 Mayıs 2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılmaktadır dedi. Kent ayrıca doğum yardımlarının aralıksız devam edeceğini aktardı. Devam edelim değerli izleyiciler. Evet, Cezene Burak'ta Gakkoğlu bölgenin turizm alanında gözde mekanlarından olan Elazığ'ın Sirici ilçesinde bulunan göl manzaralı Hazar Baba Kayak Merkezi'nde sezon açılışı muhteşem bir festivalle yapıldığı, düzenlendiği yol ilgi gösterildi değerli izleyiciler bu festivali. Çünkü o bölge de çok önemli. Bunu defalarca bu bilgi birçoğunuzun dağarcığında var ama yine de paylaşıyoruz. Tektonik göl manzaralı kayak merkezi dünyada iki bölgede var. İsviçre'de var, Sivrice'de var. Bu manada inanılmaz kıymetli. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından davet edilen, çektiği büyük porsiyonlu yemek tarifi videolarıyla akıllara kazınan Cezene Burak lakaplı Burak Özdemir de bu festivale katıldı değerli izleyiciler. Bölgenin turizm alanında gözde mekanlarından olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan göl manzaralı Hazar Baba Kayak Merkezi'nde sezon açılışı için geçtiğimiz gün festival düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen festivale Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından davet edilen, çektiği büyük porsiyonlu yemek tarifleri videolarıyla akıllara kazınan Cezene Burak lakaplı Burak Özdemir de katıldı. Kuzu dolma, ateş o başlıyor az sonra. Neredesin, koş koş gel. Kuzu dolma, kuzu tanır, hepsi nefis, hepsi candır bence. İl dışından gelen davetliler Hazar Baba Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivalden sonra Harput'ta bulunan okuma ve kültür evine geçti. Burada sosyal medya fenomeni Cezene Burak olarak tanınan Burak Özdemir'e Vali Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Birhan Kaldırım tarafından Gakkoluk sertifikası takdim edildi. Dolayısıyla memleketin özü Elazığ'dır. Evet. Türkiye'nin özü Elazığ'dır. Evet. Elazığ bir bayraktır, kale gibidir. Burak Özdemir de Gakkoluk sertifikasını Elazığ'a özgü 8 köşe şapka takarak aldı ve Vali Kaldırım'a teşekkür etti. Tabii. Evet, detaylar böyleydi değerli izleyiciler. İSAŞ, un ve yem, hayvan sağlığı ve beslenmesi konulu bir panel düzenledi. Öğrencilik yıllarımızda Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesidir. Hafızalarımıza kazınan bir bilgi, bunu kaybettik. Maalesef artık Türkiye bir tarım ve hayvancılık ülkesidir diyemiyoruz. Maalesef diyemiyoruz. Bu kaybımızı geri kazanabilmek adına yapılan birçok proje var. Hatalar fark edildi. Tarım bu ülke için çok önemlidir. Hayvancılık bu ülke için çok önemlidir. Yapılan güzel işler var. Yeterli midir? Hala bir tarım ve hayvancılık ülkesi pozisyonuna geçemediysek yeterli değildir. Artırılarak devam edilmesi lazım. Bu manada kıymetli bir etkinlik detaylara bakıyoruz. İSAŞ un ve yem, hayvan sağlığı beslenmesi konulu bir panel düzenledi. Malatya Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleşen programa çok sayıda kişi katıldı. Kesin bir tonu geçer.
Programda konuşan Elazığ İSAŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Ergün, hayvan sağlığı ve beslenmesi adına gerekli bilgilerin yer alacağı bir program olacağını aktardı. Sahada çiftlik çiftlik gezen teknik ekibimizle hayvancılık sektörünün bilinçlenmesi için sürekli çaba gösteriyoruz. Bugünkü toplantımızda hayvan sağlığı ve beslenmesi üzerine konuşacağız. Armağan hocamız bizimle birlikte bugün. Hayvan beslemede karlılığı artacak yöntemlerin, doğru beslenme tekniklerinin ve doğru bilinen yanlışların üzerine düşeceğiz bugün. Onlar üzerine yoğunlaşacağız. Bu konuda Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Hayırlı bugün bizlerle değerli bilgilerini paylaşacaklar. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise Malatya'daki hayvancılık alanında önemli bir noktaya geldiklerini söyledi. Dile getirmekten çok mutlu oluyoruz. Malatya özellikle bu konuda bölgenin yükselen değeri konumunda yaklaşık 500 bin baş hayvan şu anda yetiştiriyoruz. 300 bini küçük baş, 200 bini de büyük baş olarak Tarım İl Müdürlüğümüzün en son bize vermiş olduğu verilere göre şu anda ciddi anlamda hayvancılıkta Malatya çok önemli bir noktaya geldi. Tabii ben özellikle bu konuda yatırım yapan ve bu konuda gerçekten özveriyle çalışan bütün üreticilerimize ve üyelerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Panele konuşmacı olarak katılan Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Hayırlı da işletmeler ve hayvan varlığındaki verileri değerlendirerek bilgiler aktardı. 2011 yılında 2018 yılına doğru geldikçe sürü büyüklüklerimiz artmaya başladı. Olması gereken bu zaten. Buna bir ölçek büyüklüğü diyoruz. Adamın yapmış olduğu işin ticari bir faaliyet olabilmesi, evini geçindirebilmesi, evladını üniversitede veya özel okula veya başka bir okula ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ölçek büyüklüğüne doğru gelmesi lazım. Devlet buna 50 baş demiş. Armağan Hayırlı ayrıca Türkiye'deki hayvan ırklarından bahsetti. Bir mesaj var. O mesajı paylaşıp sonra habere geçebiliyor muyuz arkadaşlar? Hemen havaya girdiniz. Sizden izin aldığım için değil mi? Zülfü Bey, hafta sonu merkeze bağlı Yalnız köyü kırsalına kaçak hafriyat ve atık madde dökülmesi sebebiyle 10 kadar gebe koyun telef oldu. Bir o kadar da hasta koyun var. Kaçak hafriyat ve atık dökenlerle başımız belada. Lütfen yetkililer buna bir dur desin, köylünün sesini duyurun. Teşekkür ederim demiş. Bu mesajdaki olayı, iddiayı doğru kabul edersek ki doğrudur tabii ki. Evet, buna yetkililerimizin acil müdahale etmesi lazım. Kaçak hafriyat ve atık madde dökülmesi bugün 10 gebe koyunu hayatından ediyorsa yarın öbür gün Allah korusun insanların da değil mi? Sağlığını ciddi derecede tehdit edecektir. Böyle bir mantık yürütürsek bu sonuca da ulaşabiliriz. Bu noktada Yalnız köyü kırsalına dökülen kaçak hafriyat ve kaçak atık maddelerine yetkililerimizin müdahale etmesini buradan bizler de istiyoruz. Grip, nezle, soğuk algınlığı, kış aylarının vazgeçilmezi bunlar. Keşke vazgeçebilsek, keşke hiç olmasa ama kış aylarında gribal enfeksiyonlar ve birçoğu da çok ağır geçiyor. Geçtiğimiz ay ben iki defa yaşadım bunu. Peki biz bu kış hastalıklarından nasıl korunabiliriz? Cevabı haberimizde. Öksürük, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı. Kış aylarıyla birlikte enfeksiyonlar da iş başında. Kış hastalıkları Ocak ayıyla birlikte zirveye ulaştı. Grip ve nezle riski de arttı. Bitkisel çaylar içiyordum. Dinlenmeye çalışıyordum. Ondan sonra fazla bir
şey yapmıyordum yani, antibiyotik falan kullanmıyordum. Doktorların tavsiyesini dikkate alıyorsun. Alıyordum, dışarı çıkmıyordum. Hijyene önem gösteriyordum. Öncelikle ben genelde gribe limon, ondan sonra nane kaynatıp içiyorum. Yani gribe çok iyi. Pekmez. Yani genelde bu tür şeyleri kullanıyorum ama hastaneye fazla gitmiyorum. Karbonhidrat, vitamin şey, onlar gibi gıdalarla besleniyorum. Sebze, meyve, hasta olduğumda, grip olduğumda hep onlarla besleniyorum. Acil servis doktoru Hamza Özavcı'ya göre gripten korunmak için ilk şart sıkı giyinmek ve toplu yerlerden uzak durmak. Malumunuz mevsimsel grip hastalığı şu anda oldukça yaygın olarak görülüyor. Bu hastalıktan korunmanın birkaç yolu var. Öncelikle kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. El hijyenine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle C vitamininden zengin olmak üzere bol vitamin ve mineral desteği almamız gerekiyor. Kafamıza göre özellikle antibiyotik olmak üzere ilaç kullanmamamız gerekiyor. Para çekme makineleri, dokunmatik ekranlar, asansör çağırma düğmeleri ve özellikle de toplu taşıma araçlarındaki tutacaklar adeta bir mikrop yuvası. Gribi olan insanlarla çok yakın temasta bulunmamamız gerekiyor. Bu virüs, grip hastalığına sebep olan virüs damlacık yoluyla bulaşmakta. Birebir temas olması şart değil hastalığın bulaşması için. Ortama yayıldıktan sonra ortalama 8 saat kadar bulunan ortamda canlılığını koruyabilmekte. Dolayısıyla kapalı, kalabalık ve kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Gripten korunmanın bir diğer yoluysa sağlıklı beslenmek. Günlük ortalama 50-60 hasta bakıyorduk biz hastanemiz olarak. Şu dönemde 120-130 hastaya ulaştık. Hastalarımızın %80-90'ı gripal enfeksiyona bağlı semptomlarla acilimize başvuruyor. Gerçekten bir artış var vakalarda. Peki hocam nasıl beslenmeliyiz? Dediğim gibi mevsim meyvelerinden zengin beslenmeliyiz. Özellikle C vitamini takviyesi almamızda fayda var. İşte portakal, mandalina, yeşil yapraklı sebze meyveler, bunlar vitaminlerden, B ve C vitaminlerinden zengin olan besinler. Bunlardan zengin besinlerle beslenmemizde fayda var. Bir de bol sıvı tüketimi öneriyoruz biz hastalarımıza. Evet değerli izleyiciler, kış ayları içerisindeyiz ve gün geçtikçe sertleşmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde özellikle gece hava sıcaklıkları -9'a kadar düşecek. Dolayısıyla tam da bugünlerde gece gündüz doğal gazlarımız yanmaya devam ediyor. Doğal gaz gece gündüz yanmaya devam ettikçe faturalar geliyor. Bu defa ne oluyor? Cebimiz gece gündüz yanmaya başlıyor. Bu noktada işin gerçekten uzmanı, gerçekten duayeni Hazar Isısan Yönetim Kurulu Başkanı, ki buradan sevgi selamlarımı gönderiyorum, Sayın Bayram Tuncel kırmadı bizi. Doğalgaz faturalarını daha tasarruflu, doğalgazı daha tasarruflu nasıl kullanabiliriz? Püf noktaları nelerdir? Daha az fatura ödeyebilmek için neler yapmalıyız? En iyi bilen kişi Sayın Bayram Tuncel. Önemli bir haber, önemli açıklamalar. Dikkatli izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Teyzem, sizin eve doğalgaz faturası bu ay ne kadar geldi? 450 lira. 450. Geçen ay ne kadar geçen geldi? Geçen ayda 320 lira. 480. Ne kadar geldi hocam? 300 TL. Şu miktarı şundan böldüğüm zaman bu aynan Ekim ay arasından çok fark var. Yani her ay otomat gelmiş. Kış aylarının gelmesiyle birlikte evimizde doğal gazları da yakmaya başladık artık. Tabii herkesin korkulu rüyası doğal gaz faturası bu ay ne kadar gelecek? Peki bu ay fatura ne kadar geldi? Hiç önemli değil. Ne kadar geldi? 300 lira. İyi gelmiş. Evet. Geçen ay 400 lira geldi. Bu ay 300 lira geldi. Biraz karnım herhalde kıstı dedim. hemen burada bir doğalgaz faturası var. Bakıyoruz doğalgaz faturası ne kadar gelmiş.
tamı tamına 549,08 kuruş. Ben de bir emekli bir adamım. Bunu nasıl kaldıracağım? Doğalgazı gece gündüz kullanıyoruz. Faturalar da geldi. Doğalgaz faturasının kabarmaması için neler yapmamız gerekiyor? Doğalgazı tasarruflu kullanmamız için işte püf noktaları. Hazır Isısan Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tunçel, doğalgazı tasarruflu kullanmanın püf noktalarından bahsetti. Doğalgaz kombisi seçerken bireysel sistemlerde yoğuşmalı cihaz seçmemiz gerekiyor. Bu yoğuşmalı cihazın bir üst teknolojisi de ERP'li cihaz. ERP'li cihaz dediğimiz enerji verimliliği çok yüksek olan bir cihaz. NOx gazının, azot gazının en düşük seviyelerde olduğu bir cihaz. Tabi bu çevre kirliliği için avantajlı. Ayrıca ERP'li yeni yoğuşmalı cihazlar tasarruf açısından da çok önemli. Birinci adım bu. Kombiyi sabah evden çıkarken kesinlikle kapatmamamız gerekiyor. Tamamen kapatmamamız gerekiyor. Tabii tamamen kapattığımız zaman çok daha fazla doğalgaz tüketiriz. Bunun için yapmamız gereken 15-16 santigrat derecede bırakmak. Daha sonra akşam geldiğimizde istediğimiz konfor sıcaklığına ulaşmak. 2 yılda bir mutlaka panel radyatör, bizim petek dediğimiz sistemlerin temizlenmesi gerekiyor tesisatın. Odalarda mümkün olduğu kadar çamaşır kurutmamamız gerekiyor. Bu da panel radyatörlerin üzerine koyulan çamaşırlar da ısı verimliliği açısından çok sağlıklı değil. Dikkat etmemiz gereken püf noktalardan biri de evde koltuklarımızı peteklere yakın bırakmamak. Çünkü koltukları peteklere yakın bıraktığımız zaman ısı kaybına neden oluyor. Kapalı perdeler ısı kaybını %25 önler. Perdelerin panel radyatörlerinin önüne gelmemesi lazım. Biz genelde orada da hata yapıyoruz. Perdeler panel radyatörünü kapatıyor. Mobilyayla kapatıyoruz. Üzerine saksı koyuyoruz. Burada perdeyi de mümkünse kısa tutup o güneşlikleri panel radyatörünün önüne değil de arka tarafında olması gerekiyor. Bu da ciddi bir tasarruf sağlar. Eğer bu püf noktalara dikkat ederseniz cebinizden çok bir para çıkmıyor. Yaklaşık 50-70 lira kârda oluyorsunuz. Yani bunların hepsine dikkat edersek yaklaşık %asgari 25 ile 30 arası katkı sağlar. Kar yağış. Aynı cümleleri kursam, kullansam kızar mısınız bilmiyorum. Programlarımı düzenli izleyenler sıkılacaklar ama ulusal medyanın beyaz esaret dediği, bizlerin ise beyaz bereket dediğimiz kar yağışı. Daha fazla yağmasını umut ediyoruz çünkü sebepleri malum, değil mi? Kuraklık değil, bolluk bereketlik istiyoruz doğal olarak. Ama beraberinde kar yağışı böyle sıkıntılara da yol açıyor. 73 köy yolu ulaşıma kapandı dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle. Ama bu noktada Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından, valilik koordinesinde tabii ki, hazırda bekletilen ekiplerimiz vardı. Başarılı işler yapıyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Tebrik ediyoruz bu noktada Elazığ İl Özel İdaresi, bakın dilim de dönmedi. Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerine, köy yollarımız bu ekipler tarafından açılmaya başlandı, açılıyor ve çalışmalar da devam ediyor. Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ'da gece yarısı etkili oldu. Gece boyunca yağan kar nedeniyle kent merkezinde yüksek rakımlı bölgelerde kalan mahalleler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 15, ilçelerden Sivrice'de 15, Maden'de 25, Baskil'de 3, Ağın'da 6 ve Keban'da 9 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından hazır bekletilen karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmaya başladığı bildirildi. Köylüleri sevindiren karın yağdığını belirten Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, yer yer kar kalınlığının değiştiğini ifade etti. Vatandaşlar şu anda size şahit oldunuz. Çok vatandaşımız yolda kalmıştı. Jandarma kimini gelip alıp götürdü, kimine işte müdahale etti. Burada kendiniz de şahit oldunuz. İşte kömürünü götürmek isteyen veya hayvanlarına yem götürmek isteyen vatandaşlarımız da mağdur olmuşlardı. Bu bölgede en çok hangi bölgede yaşıyor? Karataş, Beydalı.
Eski ismiyle Zanlı dediğimiz bu bölgede hayvancılık sayısı 10 binin üzerinde olduğu için bu bölgede genelde vatandaşlar bu bölgede yaşıyor. Özellikle yaşadıkları için mağduriyet de gideriliyor. Yani vatandaşlar mağdur oluyor ama kar yağıyor, rahmet yağıyor. Yani sıra haliyle ister istemez de bir şey olacak, bir eksiklik de olacak ama eksikliği mühim olan giderilmesi. Yer yer 35 santim, 40 santim, 20 santim yer yer tipi yapan özellikle yerler var. Bu bölgeler bayağı bir sıkıntılı. En mağdur olunan yer Anguzu Baba Karataş yol bölgesi. Her sene kış aylarında yolların kapandığını dile getiren vatandaşlardan Mehmet Yılmaz'sa yollar açıldı ama gidemiyoruz. Buzlanma bulunmaktadır dedi. Kış aylarında yollarımız kapalıyor kardan dolayı. Özellikle Karataş, Harput yol arası sıkıntı yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda mağdur durumdayız. Gidemiyoruz. Yollarımız dar. Buzlanma var. Olay bundayım. Ne taşıyordum? Kendi hayvanların yemlerini taşıyoruz. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman'da karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı uyarısını yenilerken Tunceli ve Bingöl içinde yağışların sadece kar şeklinde beklediğini bildirdi. Bugün haftanın ilk iş günüydü. Pazartesi değil mi arkadaşlar? Salı oldu, evet. Yani beni ekip arkadaşlarım, ben hepsini çok seviyorum. Teşekkür ederim. İşin zor kısmını onlar yapıyor. Biz kolay kısmını yapıyoruz ama bazen beni zor durumda bırakmak için de muziplikler yapıyorlar. Ben pazartesi hafta... Pazartesi mi diyorum? Hayır, salı diyor. Evet, doğru. Salıya geçtik. Ben unutmuş olabilirim onu. Hüseyin, seviyorum seni. Ne diyeceğimi unuttum. Haftanın ilk iş günüydü. Programa başladığımızda en azından. Güzel, sağlıklı, hayırlı, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum sizlere, hepimize. Yarın gece saat 23'te, Kanal 23'te görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.